LGBTİ kavramından bahsettiniz. Yani kısaltmasından diyelim. Bunu biraz açabilir miyiz? İçeriği nedir? Hani belki merak eden veya bilmeyen insanlar olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. İşte cinsel yönelimle ilgili çeşitlilikten bahsediyorum. İnsanlar içinde yaşadığımız kültür nedeniyle herkesin sadece karşı cinsten, erkekse kadından, kadınsa erkekten cinsel ve duygusal olarak hoşlanması gerektiğini, yani heteroseksüel olması gerektiğini zannediyor. Oysa insanların dediğim gibi insanla ilişkin ilk bilgilere sahip olduğumuz dönemden ve her tür coğrafyadan, her kültürden, her dinden insanların bir bölümünün cinsel ve duygusal ilgisinin karşı cinsle sınırlı olmadığını biliyoruz. İşte bu kişilerin kendilerini tanımlamak için kullandıkları ifadeler şu anda yaygın olarak erkek eşcinseller için gay, kadın eşcinseller için lezbiyen, her iki cinsiyete yönelen kişiler için de biseksüel ifadesi kullanılıyor. Ve başka bir sürü cinsel yönelim ifadesi de var. Mesela oradaki LGB biraz bununla ilgili. T transla ilişkili, o da doğduğunda tayin edildiğinden farklı, bedensel özelliklerinden farklı bir cinsiyetle kişi kendini tarif ediyorsa trans diyoruz. Kendine trans diyor daha doğrusu. Bazen erkek, bazen kadın, bazen her iki cinsiyet, bazen herhangi bir cinsiyetten hissetmeyebilir insan kendisini. Dahası insanlar kendilerini hangi cinsiyetten hissediyorlarsa da bu başka insanların deneyimledikleriyle aynı olmayabilir. Yani ben erkeğim dediğimde kastettiğimle başka birinin kastettiği erkek aynı olmayabilir. Ben erkeğim dediğim zaman işte görünümüm, oturmam, kalkmam, davranışlarım başka bir erkeğin diyenle aynı olmayabilir. Bunlardan herhangi birinin yanlış olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla cinsel yönelim neredeyse sonsuza varacak kadar çeşitli, cinsiyet kimliği neredeyse sorusuna varacak insan sayısı kadar çeşitli diye söyleyebilirim. Ama sadece bunlarla da sınırlı değil, ifadesiyle de ilişkili geniş bir çeşitlilik var diye söyleyeceğim. Bir de hep ihmal ettiğimiz iyi vardır orada, intersex. Intersex de bedensel özellikleriyle doğduğunda veya daha sonraki dönemlerde tıbbın belirlediği, norm kabul ettiği cinsiyet özellikleri dört dörtlük sergilemeyen ya da aslında her iki cinsiyetten de özellikleri bir arada sergileyebilen kişiler için kullanılan bir ifade intersekste. Bunu hep söylerken gene görenler olmuştur diye söyleyeyim. Sonuna bir artı konuluyor, LGBT'nin artı diye. Ve insanlar bazen kısaltmalardan yoruluyorlar. Ama ben bunu şunun için vurgulamak istiyorum. İnsanların kendilerini bu şekilde ifade etmeleri kültürle, zamanla ilişkili olabilir. Ama cinsel kimlikle ilgili çeşitlilik kültürle, zamanla, toplumla ilişkili değil. Bütün bu saydığı boyutlarla ilişkili olarak batıda da, doğuda da, kuzeyde de, güneyde de, 1000 yıl önce de insanlar bu çeşitliliği sergiliyorlardı değil.